malum hepimiz araba kullanıyoruz. Yolun virajlı olması, tırmanmak, aşağı doğru gitmek, stabilize olması, tamam mı? Karda, tipide, yol biliyorsunuz. Yola göre şoförlük değişiyor. Yani arabanın sıkıntısı değişiyor. Bir de stabilize bir yolsa, kasis çoktur değil mi Mehmet? Çok giriyorsun. Benim biraz mesleğim, uçak bir de otomobil motoru olduğu için onu okumuştuk. Şimdi size onun bir misal vereceğim. Bir araba var. Stabzede gidiyorsunuz doktor. Bal, tümsek, viraj, efendim çukur, tırmanıyorsun, aşağıya gidiyorsun. Ama bu arada da sen rahatsız oluyorsun yani. Arabada rahatsız oluyorsun. Tamam? O rahatsızlık ne kadardır onu anlatacağım size. Onu psikolojiye bağlayacağım ve ondan sonra dersime başlayacağım. Arabadaki lastik içinde hava var. Araba kasise vurduğu zaman, darbeye girdiği zaman ilk darbeyi havanın lastiği alır. İlk göğüs veren odur. Çoğusunu arabanın darbesini şoföre hissettirmemek için ilk önce lastik üzerine alır. Tamam? Hava. Orada tutulur. Yani yok olur darbe. Hava olduğu için yansıtamaz. Ama bunu aşan darbe de var tabii. Bazıları hiç hissetmesin ama açtığı zaman bir ikinci o darbe üzerine alan yay gelir. Yay. Yay. O bir kısımda darbe üzerine alır. Sonra üçüncü bir sistem geliyor. Amatisör. Böyle amatisör çalışır. Öyle. Bir kısım da o alır. Etti mi üç Mehmet? Sonra onun da alamadığı ince darbeler var. Onun aldığı var, alamadığı var. Şoförün veya oturan kişinin koltuktaki yaylar alır. Yaylar böyle alır. Tamam? Yani yayların da aldığı var. Alamadığını biraz sana işte bu kadar olur. Aslında gün diye gelmişti o darbe. Sen de bu kadar oldu. Kaç sistem var o darbe sana gelmesin diye? Bir, hava lastiği. Hava alıyor. Hava. İki, yay alıyor. Üç, amatisör alıyor. Dört, oturduğun koltuk alıyor. Tamam? Sana biraz az kalıyor. O da yolun durumundan kalıyor. Arkadaşlar, rastladığımız şu hadiseler, korona, belalar, musibetler, hastalıklar, vehimler, vesveseler, ilk mukabele eden bir şeydir, bedendir. Beden karşılık veriyor. Yani bedenin savunması. Bedenin savunması neyle belli oluyor? Dima, ona yükledil mana, akıl. Ona ilk beden ve akıl ilişkisi, yani diyorlar ya vücudun direnci, savunması kuvvetliydi. O beden kuru kuru olmaz. Beden akıl ilişkisidir. İlk darbeyi karşılayan budur. Biraz onların karşılayamadığı darbeyi bela ve musibetlerin derecesine göre vicdana iner. Vicdanda hisler üzerine alır. Onun da alamadığı ince dertler var, sıkıntılar var, ince. Kalbe geçer. Etti mi üç? Beden, akıl ilişkisi gelen darbeyi aldı. Aldığını aldı. Alamadığını, daha önce ya akıl alamadı onun. Histir yani. Hissin karşısında akılla çıkamazsınız. O vicdandır. His vicdan ya doktor. Vicdan aldı mı abi biraz? Aldı. Alamadığı var. Kalpteki duyguya. Yani öyle bir sıkıntı var ki akıl işi değil. Akılla duramazsın karşısına. Vicdana indik. His işi değilmiş. Ama onun aldığını aldı. Durdurdun. Duyguya geldi. Kalp. Kalpte duygular ona karşılık verdi. O da üzerine aldı. Ama onun da alamadığı var. Daha ince. Latife.
ruha gelir. Ruh bir cihazdır der ustad. Akıla da cihaz diyor, ruha da cihaz diyor. 27. sayfa sözler. Latifeler de üzerine aldı mı? Aldı. Çok az, hani şoför böyle olmuştu ya, çok az sana yansıyor. Ben olan ben. Sıkıntı nedir? Şu pergelinizi, ondan sonra derse başlıyorum. Şu pergelinizi ana merkeze koymasanız, bir biliyorsunuz pergelin bir ince demir tarafı var, bir de kalemin konulduğu yer var. Tamam. Eğer siz bu demiri, şunu sabit yere koyamazsanız, bu daireyi hiçbir zaman tamamlayamaz. Böyle böyle olur. Oynak olur. Bunu sabit bir yere, şu demiri sabit bir yere koyarsanız, bu doğru çizer. Ölçü şudur arkadaşlar, darbe. Bir, bu dünyaya biz imanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. Resul malımızı ne şuna malandırmaya geldik. Bu kesindir, bitti. Bütün her şey bu eksendi, bu merkezde düşünülecektir. Bedenime gelen darbeler, aklıma gelen darbeler, vicdanıma, kalbime, ruhuma o kadar mühim değil. Yani alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhumda hissediyorum diyen ustadın talebeleriyiz. İlk önce o zaman imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Demir oraya koyacaksın. İmanına kuvvet veriyorsa, imanına zaaf veriyorsa ölçü odur. Neye benziyor? Gemilerin tonajı, büyüklüğü, uzaklığı, yakınlığı farklı. Ama limanda İbrahim küçük göz kardeş. Görüntünü kapat abi. Şimdi limanda bir baba var. Baba. Limandaki o babaya gemiyi bağlarlar. Ona göre uzaklık yakınlığı sabit o. Bizim de bir sabitelerimiz var. Şu. Darbe, musibet, dert, bela odur ki dine gelendir. Sabitiyeti koydun. Ondan öncekileri üzerine alan arabayla insana değiyorum, kapatıyorum. Arabadaki kasise düştüğün zaman ilk darbeyi havanın lastiği. Lastikteki hava alıyor, içindeki hava. Onun alamadığını yay alıyor. Helezon yay diyorlar. Sonra onun da alamadığı daha ince darbeleri amatisör alıyor. Onun da alamadığını şoförün veya yolcunun oturduğu koltuk yayları alıyor. Onun da alamadığı sana yansıyor artık. İmanımıza gelmemesi için gelişen hadiselerde ilk darbeyi akıl ve beden karşılıyor. Akıl. Onun üzerine alamadığı darbeyi vicdan üzerine alıyor. Çünkü vicdan histir. Vicdanın da alamadığı darbeler var. Kalbe ait. Kalbe geçer. Duygu. Duygular alır. Duygunun da alamadığı ruhtaki latifeler alır. Ondan sonra gelir sana. O sana geldiği zaman sabitiyen nedir? İmanı. Biz bu dünyaya imanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. Allah muhafaza. Resul malımız olan sermayeyi nemalandırmaya gelmişiz. O noktadan, merkezden düşünüldüğü zaman bunların hiçbir şey olduğunu göreceksiniz. Hastalığın da hastalık olmadığını, dertlerin de dert olmadığını, derman olduğunu o zaman gözüküyor. Hep onu okuyoruz. Bu mukaddemeyi yaptıktan sonra, yani sabitelerimiz oynamaması lazım. Şu pergelin, şu kalemin doğru çizebilmesi için şu demiri batırman gerekiyor. Sabiteye koy. Ondan sonra bu daire çizer. Eğer bunu batırmadın, sabit yapmadın, bu oynadı mı bu da oynar. Hiçbir şey doğru değildir. Her şey birbirine girer. O zaman bu doğru bu kadar. Bu yanlış bu kadar. Bunun değeri budur. Bunun değeri de budur. Bu da budur. Bu da budur. Bunu kim söylettirecek? İman. Merkezde iman. İmanı kazanma ve kaybetme. İstidatlarımızı neşrinemalandırmaya gelmişiz. Ana gayemiz budur. Bedene gelen, aklımıza vesveseye gelen şeylerle o kadar ilgilenmememiz gerekiyor. Meşgul olmamamız gerekiyor. Ana temayı tutturursak
ana derdi, derdi, dert edinirsek o derdi, imanı, diğerlerin Allah üzerine alıyor. Benim dinimi diyor, dert edinenin derdini üzerime alırım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hak hakkında söylüyor. Bilmanı hadisi söyledim. Yani o zaman imanı, iman esas, imanı biz korumayı, muhafaza etmeyi esas alırsak, bedensel, aklımıza, kalbimize gelen vesveseler, vehimler, korona ölümleri, salgınlar, içeriye tıkandık, şey yaptık. Ya içeriye tıkandık mesela, pergeli koydun, itikafa gir. Yani itikaf işte, mecburi bir itikaf. Şimdi hayatında hiç yapma, farz-ı kifaya. Bir şehirde hafızın, bir hafızın olması farz-ı kifayedir. Başka farz-ı kifaya, en az 3 kişi cenazeye, şeye, bir kişi bulunması lazım Hanefi'ye göre. Cenaze namazı farz-ı kifaya. Bir de itikafa girmek. Hiç ömrümüzde girdik mi? Ya işte içeriye girmeye, farz-ı kifaya bak. İtikafa gir. Niyet ettim itikafa girmeye diye. Her şey, bak o merkezde her şey değerlendirilecektir. Bismillahirrahmanirrahim, 15. deva. Ey ahu eni neden hasta? Ey ahu eni neden hasta? Soru sorması olan olursa açar, beraber şey yapalım. Görüntüyü niçin, onu da izah edeyim. Görüntü rahatsız olduğumuzdan değil de bazı evler korunamıyor da, korunamıyor. Bu sefer açınca arkanızdan geçenler oluyor. Eşiniz, çocuğunuz vesaire. Bir de mahremiyetiniz gidiyor sizin. Oluyor işte, çocuk hanım bir şey alacak ev odada. Siz ders yapıyorsun. Yani bunun için, yoksa abi herkes açsa ne olur? Açsa tabii ama sizi korumak için yani. Çocuğun gelir, kızın gelir, annen gelir, eşin gelir, şey oluyor. Ama mahremiyetiniz gider diye şey yapıyorum. Yani yoksa görüntünüzden herhangi bir beis yoktur sizin. Onu da böyle bilesiniz yani. Ey ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Niye bu mukaddemeyi anlattım? Bunun için. Suretine bakma. Hastalığın suretine bakıp nereden geldi? Ya beni mi buldu ya? Bu neredeydi ya? Oh! Tamam, barda neredeydi değil. Ha. Hasan abi, bir de bu dört tane risk. Uvvet risalesi diyor ya, kaderine perfayı. Nefse ver, atağına ver. Bir tane daha, dört tane orada geçiyor. Aynen. Dört tane. Evet, beşer zulmede kader adalete. Şimdi onun nefse maresi var diyor Uvvet risalesinde. Senin de nefse marem var. Bir de kaderin hükmü var. Bir de istidat ve kabiliyetlerin neşineması var. Hadi bazen diyorum ya, lan ölüm yeni indi dünyaya. İnsanlık yeni tanıştı ölümle, biliyor musunuz? Ölüm yoktu daha önce. Hazreti Korona ile oldu. E beni de alacak bir şekilde. Ama ölüm daha önce yoktu. Dünyada değil. Ne ile başladı? Korona ile. Yoktu. Kimsenin umurunda değildi. Ya. Abi bu toplum nasıl düzelecek abi, hiç uygun değil, sokaklar çok kötü, şöyle oluyor böyle, demiyor muyduk? Nasıl oldu şimdi, el freni çek, tamam. Öyle bir hadis olacak ki insanlar ister istemez istikamete girmek zorunda kalacak. Nasıl olacak? Ne bileyim. Rüştü abinin dediği gibi, Rüştü abi dedi ki 1985'ten beri eski kasetinde var. Adam hakikaten dev adammış ya. Bak şimdi. Bize diyor bak, 1985 öyle bir zaman gelecek ki dedi, Risale-i Nur'a göre Zendeka Komitesi var ya, şimdiki gündemle globalistler, ustad da uğraşıyorlar, ey Zendeka Komitesi, savcı diyor ki böyle bir komite yok diyor, ustad diyor ki, neyse, dedi ki Rüştü abim, bu Zendeka Komitesi değil Müslümanların, İnsanlığın düşmanı olduğunu, baş belası olduğunu bütün insanlar anlayacak ve bütün insanlar onları yok edecek diyor. Yani mesela Brezilya'da, Şili'de globaliste var, Yahudi şeyi var. Müslüman onları nereden bilecek? Bu
Zendeka Komitesi'nin vücutta kanser gibi küre-i arzda dünyada insanlık düşmanı olduklarını bütün insanlar anlayacak. Onları delik delik arayacak. Abi nasıl olacak yani Zendeka Komitesi'ni? Daha Türkiye'deki Müslüman tanımıyor. Yani onları nasıl, nereden çıkacak, kim? O çıkar mı yani? O Zendeka Komitesi'nin ustad söylüyor. Bu İslam memleketine baykuşların seslerini işitiyoruz. Gizlinin gizlisi İslam'da. Brezilya'da, Şili'de zaten feraset yok. İnsanlık dibe vurmuş. Onu tanır mı abi? Bilmiyorum ama dedi bir şey çıkacak. Herkes onu tanıyacak dedi. Bak görüyor musun? Koronayla bak. Onların sanal yapıldığını, laboratuvarda yapıldığını, havadan pompaladığını, 5G'nin içine konularak insanlardan değil de daha çok 5G ile korkutarak korktuğunu kapı açıp giriyor. Yani sendeki o mikrobu aktif ediyor vesaire. Ben bir şey anlatmak için söyledim. Yeni inmedi bu ölüm. Çok pompalandı. Ey ahu eden, eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme, manasına bak, oh de. Hastalığa oh be elhamdülillah. Af de yani. Ah diyeceğine af Allah'ım, af. Ya sanki ben hasta olmayacağım gibi anlatıyorum. Ya ben beraber aynı dersi mi atabiliriz ya? Ben sana ders yapmıyorum ki, beni tanıyorsunuz. Ben kendim zevk alıyorum dersten. Ben zevk alıyorum ya, kendi dersi. Biz hasta olmuyor muyuz? Hem de nasıl? Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, hastalığın sureti değil, hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Halik-i Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Ben biraz izah diyorlar, tabirlere çalıştığım için diyor, bak Halik-i Rahim. Bundan sonra izahlar bu iki esmanın üzerine gidecek. Halik, yokken seni yaratan Allah. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim. Şefkat sahibi olan Allah. Şefkat. Hani ne demek o? Kendisine iman edenleri iman ettiği şeyle besleyen Allah. Mesela ahirete iman ettik. Kadere iman ettik. Meleklere iman ettik. Onunla destekliyor. İman edeni dünyada kalbini, ruhunu onunla besliyor demek. Onun için Rahim kafir de olmuyor. Rahman var onlarda. Tamam. Ha, o zaman Halik-i Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermez idi. Devrir miyiz abi? He. Rahman ihtiyar desek Rahim de irade olur mu? Olur. Çünkü kafirde irade yok. Evet. İhtiyar var. Doğru. Yani formülü bildik mi İbrahim? İstediğim evet. Yere uygula. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Allah vacibül vücut. Rahman ise Bismillah'taki kafir mümin fark etmeden merhamet eden, şefkat eden değil, merhamet eden, tamam, yardım eden, Rahman-ı Rahim ise iman edenleri iman ettiği şeyle besleyen, destekleyen Allah. Mesela ahirete iman ettik, karımız ne? Bela ve musibetleri o merkezde değerlendiriyoruz. Ahiret var diyoruz, beka var diyoruz, ebed var diyoruz. Tamam. Daha biraz doldu mu? Men amenne bil kader, emine minel keder diyoruz. Yani bakın görüyor musun? Bizim o araba, bir dersin başında anlattım. Darbe geldiği zaman arabanın sistemleri nasıl darbe üzerine alıyor? Bir, Allah var diyoruz. Darbemizin çoğusunu aldı. Yani gemiye yükünü koy. İki, ahirette sermedi manzaralar oluyor. Ahiret var, beka var. Ölüyorum ama ahiret var. Bir koronanın getirmiş olduğu darbenin bir kısmını da o aldı. Tamam mı? O almadı mı? Ondan sonra ne geçiyor? O resul malımız olan fıtratımızdaki bil kuvve istidatları melekler vasıtasıyla bu hadiselerle uyanıyor. Melekler yapıyor. Bak meleklere iman. Sonra az bir şey kaldı. Onu da kadere gemisine atıyoruz. Yükle kadere ya. Kader gemisine yükle. Az bir şey kalıyor sana işte. Yapabilsek çok güzel olacak da yapabilsek böyle amatör gibi. Demek ki Halik-i Rahim'in en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki
hadisi sahihte vardır ki, hadis sahih. Eşhedü nas bela el enbiya, enbiya sümmel evliya el emsal fel emsal. Ev kema kal, yani eşhedü nas bela el enbiya sümmel evliya fel emsal fel emsal. Derece derece. Nedir o? En ziyade musibet ve meşakkata giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridirler. Peki diğerleri musibeti oluyor, oluyor ama orada bitiyor. Yani hiçbir anlam kazanmıyor. Kafirin bir kere hastalıkla günahı silinmiyor. Tamam mı? Ondan sonra bir ümit vermiyor. Niye? Kafirin haşir meydanındaki hesabı günah sebap değil. Kafirin haşir meydanında güneş sebap terazisi hesabı yok. Sebabı yok ki. Ne? İmansız olduğu için cehennemdeki derecesi ne olacak diye ondan hesap var. Onun için hesap Müslümanadır çok şükür. Tamam. Anladım. Eşhedü nas bela el enbiya sümel evle felemsal felemsal. Yani demek ki ziyade en musibete, meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Mesela Eyüp Aleyhisselam demiş ki hastalığı şifaya döndükten sonra çok üzülmüş. Demişler ki niye? Günde 70 defa Rabbim benimle konuşuyordu diyor. Ya Eyüp nasılsın dermiş. Şimdi sıhhat buldum diyor. Rabbimi bizzat konuşmasını kaybettim. Hatta gitmesin diye kurdu da tutarmış ya, böyle koyarmış ya. Ya başka tabii bir ruh ya. Yani biz işte bunları konuşuyoruz işte, okuyoruz. Ama bunları yaşamış be. Yani usta hapishanede o zehirden o nasıl şey olmuş? Biz sıtma ya. Bir titreme, bir öksürük. Bir korona. Tamam, hemen böyle ödümüz patlıyor ya. Başta ben ya. Ödümüz patlıyor. Ne olacak diyor. Ya acayip bir şey. Yani korona mikrop. Yani normal. Çoğu insanın aşabildiği bir şey. Usta da özel zehir yapılmış ya. Zehir Rusya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den getirilmiş. Özel yapılmış. Usta da barlarda çorba getiren çocuk, kız çocuğa yolda nasıl meşgul ettilerse yoğurt çorbasının üzerine zehir katılmış ya. İftar yemeğine zehir katmışlar. Ustad bir kaşık aldığı gibi ateşler için yere düşüyor. Tamam yani elbette değiliz tabii, o donanımı çok yüksek esmalara mazar da örnek tabii bize. Örnek yani. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar, sonra ehli salaha çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa. Bak, birer ibadeti halisa, halis ibadet, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler. Bak bakış, pergeli nereye koymuşlar? Bir, ibadeti halisa, mesela bir insan, vay be, benim gibi hasta var mı ya? Benim gibi bir hasta gösterin bakayım, en iyi hasta benim, en çok inleyen benim diye gururlanır mı? O zaman bir an önce gitmesini ister. O zaman halis bir ibadet. Yani başkasına gösteriş yok hastalıkta. Ya şöyle düşün İbrahim, terazi. Şöyle terazi. Bunun havaya kalkması için ya bundan bir tane taş alacaksınız veya buraya bir taş koyacaksınız. Değil mi? İşte hastalık sana taş koymuyor. Taş alıyor. Yani ruhumuzu ezen, baskılayan günahlardır. Onu kaldırıyor. İbadet ise taş koyuyor, ek yapıyor. Hastalık, musibet, dert, sıkıntı ruhu baskılayan, ezen günahları kaldırıyor. Terazinin bu tarafı böyle. Burası işte ibadetler. Burası ise hastalık, musibetle kalkıyor. İnanın bazı şeyler var ki ibadetle kaldıramazsınız. Hastalıkla kalkıyor. Böyle o kadar ince şey ki. Ben mesela Rüştü abiyle 1980-2013
1,5 sene uzak kaldım. Düşün hep tamam beraberdi. 15 gün bir ay yani fazla en fazla 2 ay geçmedi mutlaka bir hafta bir hasta olurdu gene. E biz de oluyoruz. Böyle. Hiç hayatında doktora gittiğini, berbere gittiğini, saçı böyle tutup keserdi. Dişi kırıldı. Kendi parçalayıp parçalayıp çıkarttı. Bir gitmemiş. Tabii o da bizim akıl işi değil yani de. Başka bir şey yani. Acayip bir şey. Şimdi nasıl bir şey anlatmak için söylüyorum. Hastalıklara nasıl bakmışlar? İbadeti halisa bir. İki. Hediye-i Rahmaniye. Rahim değil, Rahman. Nazarıyla bakıp sabır içinde şükretmişler. Hamd etmemişler. Şükretmişler. Farklı yani. Elhamdülillah'taki hamd değil bu. Şualarda bunu anlatıyor. Şükürle hamd farkı. Bu şeyler şey ibadetlerine şey bu olumsuz şey de, ne diyor? İbadet. Menfi ibadetlere sabır. Şey şükretmek. Müsbet ibadetlerine hamd etmek. Mesela hastalık musibetlere şükretmek. Nimetlere diğer böyle. Mesela Allah şu anda hamd ediyoruz. Niçin? Sihatlıyız, dersi muhatap olmuşuz. Allah bizi dersi muhatap etti. Çok şükür. Hamd ediyoruz. Halik-i Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nevinden görmüşler. Ameliyat-ı cerrahiye. Yani ruhsal bir ameliyat. Eğitmen, eğitiyor bizi. Şey diyebilir miyiz o zaman abi? Ya bakiyen tel baki sırrını taşıyor yani. Nasıl yani? Yani şimdi normalde ya bakiyen tel baki de hani bahsederken orada bir ameliyat-ı cerrahiye kalp görür. Ha evet evet. Evet, aynı onun gibi. Sırrı taşıyor o zaman. Evet, mesela ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. İkisi de aynı ama ikisi farklı. Mesela birinci ya bakiyen tel baki şu masivaullah bu kalbi doldurulacak şey değil. Yani kaldırıyor. Masivaullah kaldırıyor. Allah'tan gayrı olun. Kaldırdı ama bir boşluk var. Neyle dolduracaksın? İkincisi ya bakiyen tel baki ile Allah ile doluyor. Bir aynı kelam birincisini kaldırıyor. Masivaullah'ı kaldırıyor. Masivaullah'ı kaldırıyor. Allah'ın dışında her şeyi. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. İkinci ya baki entel baki ile Allah ile dolduruyor. Evet doğru. Bu iştahat risalesinde aslında tefekkürü ve kuvvetli bir tefekkür ameliyat da eski duruma geri dönebilir diyor. Evet. Kastamonu da söylüyor işte musibetlerle, hastalıklarla Kastamonu. Kastamonu versene. Orada Kastamonu'da o şeyi kaldırabilirsen onu koy İbrahim'e. Hasan Hocam. Hasan Hocam pardon. Arkadaşlarım konuşmalarını anlayamıyorum son olarak da. Yavaş konuşuyorlar. Ya aya yavaş konuşuyorlar. Ne yapalım bu? İbrahim niye yavaş konuşuyorsun? Bak ayağına gitmiyor büyük çekmeceye. Hakikaten ha. Ya bunlara diyorum ayağın. Siz benim veya onlar normal konuşuyor da ben çok bağırdığım için ondan sonra benim sesi aldanır. Bak şimdi. Bir yer göstereceğim size. Kastamonu 233. Bak. Şurası bilmem gördünüz mü? Ha. Oradan bir yer okuyayım bak. Bu ikinci bir insanda ikinci bir manevi nefsemmare var. İlimle kalkmaz o. O durmaz. Tamam? Mesela manevi nefsemmare nedir? Gururdur, kibirdir, hasettir. Ben merkezli var ya böyle. Ben, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre baş olma sevdası. O neyle kalkar diyor. Bu ikinci nefsi emmareden şuursuz kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun, kusurunu anlasın. Ders mesle anlamaz o. Gurur, kibir, haset, ben merkezli, ben var ya ben. Ne yaparsan oku. Olmaz gitmez. İlimle gitmez o. İlimle gitseydi şeytandan giderdi. Şeytanla giderdi. Şeytanın elinde olan silahla şeytanı yok edemezsiniz. Ama ne işe yarar? Şeytanın elinde ibadet de vardı. İlim de vardı. Ama bir şey yoktu.
terki yoktu. La ilaheleri yoktu. Risale'de takva nedir? Meniyattan ve günahlardan. Yani terk. Amel-i salih nedir? Amel-i salih. Hadi bakalım. O takvaydı. İlk önce nedir? Defi mefasit, celbi nefa bu asırda. İlk önce şeride. Şimdi bak, o gurur, kibir vesaire var ya böyle kafa inmez böyle. O neyle gidiyormuş? Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanlar gibi her şeyini enaniyetin bıraksın. Demek ki tokatlar ve eylemlerle ancak. Tokatlarla. Çak korona. Çak bir böbrek. Çak bir baş ağrısı. Tokat yani. Tokatlarla, eylemlerle ancak terk ediyor. Abi Risale-i Nur talebeleri için, hani onun devamında şey ya, Risale-i Nur talebeleri için biraz Risale ne diyor? Evet, yani o şey diyor, 233, şöyle, peki ne yapacak diyor? Risale-i Nur talebeleri gibi her şeyini, erkanları gibi şeyini terk edecek, maksadını feda edecek. Ama bundan ilmi mutala etmekte aranızda beraber 3 tane Risale'yi beraber okuyun diyor. Evet, bir sayfa sen. Evet. Hangisidir peki? İhlas Risalesi. Başka? Orada geçmiyor. İktisat. İktisat. Burada geçmiyor. Burada değil o. Hücumat-ı Sitte miydi? He? Hücumat-ı Sitte miydi? Yok. Bak şeyde. Burada değil İbrahim. Dur bakayım. Kaçtaydı o? Aranızda o 140 küsürde değil mi o? 3 tane Risale'yi beraber okuyun diyor. Bir bakın şeye. 223'te 1 aranızda beraber bir ihlası okuyun. Bunu anladık. 2 iktisat lemasını okuyun. İktisatla ne alakası var? 3 hucumat-ı sitteyi okuyun beraber. Ayrı bir konu. Tamam. Şimdi devam. Ama şunu da bilin ki Deccal'ın tuzağı israftadır. İsraf eden Süfyan'ın tuzağına düşer. 5. şua. Ben devam edeyim, dağıtmayayım. Halik-i Rahim, Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahin evinden görmüşler. Sen ey ahu fizar eden hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Allah Allah. Nurani kafile varmış yani. Nurani kafile var yani. Bir de okuyayım. Sen ey av fizar eden hasta, bu nurani kafileye. Yani abi böyle peygamberlerin evliyaların bu noktadan böyle manevi noktadan nurani bir kafilesi var da böyle bir şeye dahil olmak mı var yani? İbrahim abi gördüğün hava hava değil ha. Evet abi. Öyle koridorlar var ki. Bazen hani şöyle benziyor. Şöyle yaparsın ya şöyle. Aa yıldızlara bak. Orada yok. Burada var. Şimdi bazen böyle bir bakarsın, ses duyarsın. Sana birisine desen ki şizofreni derler. Bakarsın böyle acayip acayip şeyler olur. Bazen durup durup gülürsen, gülersin, eğlen. Yani manevi bir, nurani bir kafile var. Ben Şam'da 17 gün kaldım. Orada bir dağ var. Kırklar var. Kırkların mağarası var. Kırklar oraya bir araya geliyorlar. Kırklar. Vefat edince bir tane gene insanlardan birisini seçiyorlar. İşlerini alıyorlar. Oradaki mağarada 40 tane seccade var. 40 tane. Mihrap var yani 40 tane. Dağda. Dağın içerisinde mağara var. Orada Şam'da şöyle seccade, seccade 40 tane. Ondan sonra onun bir tane bekçisi var. Üniversitede profesördü. Ceza olarak oraya kapıcı olarak vermiş. Hafız Esat'ın şeyi. Yani Ehl-i Sünnet ve Seyit olduğu için. Profesör düşünebiliyor musun? 5'ten sonra kapalı. Biz de 5.30'da gittik. Kapıdan böyle şey yaptı.
bizi götüren 3 kişiydik. Bir şey anlatacağım. Dedi ki 5'te dedi kapandı dedi. Alınamaz. Tamam peki. Geri döndük. Durun dedi. Siz demiş Türkiye'den gelen Türk müsünüz? Türkiye'den gelen Türk. Evet, burada olan Türk değil. Ben döndüm. Evet dedim. Bak benzemiyor muyum dedim. Bak buraya Türkçe biliyor. Baktı etrafa, baktı. Sessizce gelin dedi. Sizin hakkınızdır dedi. Sizin yerinizdir burası. Sizi bekliyor dedi. Aynen. Alim. Sizi bekliyor. Sonra bizim derdimiz şey ya. Hemen öyle deyince hemen unuttum ziyareti. Risale-i Nur anlattım. Oh Seyda. Ustadı biliyor. Kitabı da var. Ondan sonra dedi ki anlattı oranı. 40 tane seccade var. Namaz kılma yeri var. İbrahim. Bir Tahiyyat-ı Mescid namazı var ya 2 rekat en az. Bir mescide gittiğin zaman sünnettir. Benim de adetimdir yani. Oraya dedim bir Tahiyyat-ı kılayım. Dedi ki tanıştık ya ne iş yaptığımı da söyledi. Sarıldı öptü böyle yaşlı adam. Dedi ki merak ediyorum dedi. Şu 40 tane şey var ya seccade. Seccade gibi. Seccade var. Seccade ama taştan yani. Mihrap 40 tane. 40'ların yeri. Burada ben seni serbest bırakıyorum dedi. 40 taneden bir tanesini seç dedi. Nerede kılacaksın bakayım namazı merak ediyorum dedi. Şimdi Nurani kafile diyeceğim ya. Bir şey anlatacağım yani. Bir şey anlatmak için. Biz de Risale-i Nur şahsi manevisine dedim ki Ya Rabbi Risale-i Nur şahsi manevisi adına Ya Rabbi bizim meşrebimize uygun bu 40'ların içerisinde bizlerden olan bizim cemaatten hangisi ise kalbimi ona yönlendir. Ya Rabbi beni o seccade şeyde mihrabı namazımı orada kıldır. İçimden diyorum ama o adam duymuyor. Böyle 40 tane için hiç seçmedim böyle. O bir taneye sevk edildi. Adam orada kalmış ya profesör zaten eli sünnet yaşlı bir adam alim olduğu için orada üniversiteden atmışlardı da. Daha da bekçi yaptır. Şöyle bir yaptı. Böyle gitti. Ben görmüyorum bizim arkadaşlar diyor. Böyle bir tuhaf oldu gitti. Odasına geçti. Ben orada namaz kıldım. Ben de böyle hem huzur hem allama aldı. O miram. Başka diğerine bakamadım. Sıfırda kıldım. Dedim ki iki de kılayım dedim. Keyiflendim. Anlama sormadım bu mihrap kimin? 40 tane içinden hop nereye sevk edildin pat diye gidiyoruz. Çok acayip bir şey. Yani niye söyledim? Bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Ya. Yoksa şekva etsen zaten çaresi yok. Ya nereden geldi ya beni mi buldu ya Allah Allah şimdi yoğun bakım adaşı olacak. Kaç tane 7 14 mi? 14 tane ilaçta sokacaklar korona falan. Olan siyah torbaya koyacaklar. Hiçbir yere koymayacaklar kardeş. Sen buradan gittin mi? Sen narkozu yediğin zaman doktor ameliyata. Bedene ne yaptıklarını hiç hissediyor musun? Narkoz bir de nerede gözünü açıyorsun? Ameliyat bitti 3-4 saat. Yukarıda serviste yatıyorsun. Hey. Ne oldu? İyi geçmiş olsun bitti. Ne oldu? Bir sürü ameliyat yaptılar. Burun ameliyatı ise kemiğini çekişte kırdılar. Böbreğe falan hiçbir şey duymadın. Niye duymadın? Narkoz yedi. Kardeş, iman çıkarken Müslüman Azrail Aleyhisselam narkoz veriyor. Hissetmezsin. Çünkü şehit hissetmez ki. Ubeyd'den söyle diyor değil mi ustad? Yeğeni veder. Hissetmez. Ama diyor şefa etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Zaten çaresi de yok. Niye başıma bunlar geldi, niye geldi, gelmemesi lazım falan. Ya acayip bir dünya ya. Biz dünyayı bilmiyoruz. Garip bir yer. Bu dünya nedir biliyor musun? En veciz şeyiyle. Benim haletim tabii. Tencereyi getir. Pekmez tayin koy karıştır gibi. Cehennemi meydana getiren celal, esma ve sıfatları İbrahim koyar mısın? Cehennemi.
cenneti meydana getiren cemal, sıfat ve esmaları koyar mısın abi? Karıştır, karıştır, karıştır. Buzdolabına koy. Böyle bir yuvarlak yapalım. Donsun abi. Onun adı dünya. Ona o ikisini cem eden kemal insan. Celal, cemal, kemal. Dünya böyle bir yer. Dünyayı biz bilmiyoruz. Yani böyle bir zahirde gözüktüğü gibi basit bir şey değil. Nasıl masraflar edilmiş. Bugün güneş olması için, nefes alman için, bugün adım attık ya, adım atmak için ne kadar masraf lazım? Bak mesela. Bu bir. Ya doğru düşünce, ya bu ders. Ya bu derse talebe olmak, Risale'ye muhatap olmak, Risale'yi sevebilmek, kanaat edebilmek buna. Bir şey de söyleyeyim müsaade edin. Bugün hatırıma gelen, bugün çok meşgul etti bu cümle beni. Sen diyor, birisi bu memlekete birisi gelse, Kutbul Azam, seni kaç günde diyor kutup yapsa, birkaç günde seni kutup haline getirse, bak bu memlekete bir Kutbul Azam geldi, Mehmet, bugünkü söyleyeceğim aletimi, gelse, seni 40 günde kutup yapacak. Kutbul Azam ya. Sen diyor Risale-i Nur'u bırakıp ona gidersen sen İsparta kahramanlarının arkadaş olamazsın. Niye? Bugün beni meşgul eden neydi biliyor musun? Bunu söylettirmeye sebep olan ustad niçin dedi bunu? Bunu ustada söylettirilen bir hadise cereyan etti de ondan. Ya. Arkadaşlar, ben size kanaat ettim diyor ustad. Siz 20 derece Risale-i Nur'a kanaat edeceksiniz. Risale-i Nur'a kanaat edemeyince arayışlara giriyor. Edememelerinin belki meşru bir sebebi olabilir şu. Okudum okudum aynı. Ha, bu sen zahir. Risale-i Nur dört yönünde anlaşılır. Huvel evveluhu ismiyle. Huvel ahiruhu, huvel zahir, huvel batın. Huvel evvel çekirdek gibi. Huvel ahir meyve gibi. Huvel zahir ağacın zahirisin, huvel bat. Dörtten. Biz devamlı zahirle meşgul olduğumuz için bize içine giremedik. Yaladık şişeyi, bal içeride bala ulaşamadık. Zahir ismiyle gittik. Ondan Risale-i Nur'da sorun değil, bizde sorun. Demek ki Risale-i Nur huvel evveluhu ile bakılır. Çekirdek. Huvel ahir meyve. Huvel zahir ağaç. Huvel batın gözükmeyen arka taraftaki makine tarafı. Dört isim. Nerede anlatıyor bunu? İkinci şuada. Ha. Seni kafilelerine almayacaklar diyor. İsyan etsen. Şekva etsen. Onlar seni kafilelerine almayacaklar. Niye söyledim? Eğer onun dışında Risale-i Nur'dan başka bir aramalara girersen İsparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Benim içimde duruyor o hatıra da. Onu niye söyledi? Eyli gafletin çukurlarına düşersin. Hastalık bazen beni mi buldun? Ben rastladım böyle. Tövbe estağfurullah. Ben azım alamıyorum. Allah nasıl isyan ediyor? Tövbe estağfurullah ya. Karanlıklı bir yolda gideceksin. İtiraz etme. İtiraz çare değil zaten. Sahiplenme buna. Senin değil bu. Mülk onun. Malikel mülk. Mülk sahibi mülkünde yetesarrafe fi mülki kefi eşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Senin değil. Sahiplenme, yüklenme. Gemiye bırak demek. Yani artık sen onun altına ezilme, idare edemezsin. Yani ben kendi mutala ediyorum kendime. Ben başta ediyorum yani. Onun da belasını çekiyorum. Yükleniyorum, sahipleniyorum, benimdir diyorum. Bu sefer sıkıntı iyice çekiyor. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, manevi şehit hükmünde, şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir.
Bak, hastalıkların bazıları var ki o hastalıkla ölse, ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Nedir bakalım? Bir, çocuk, ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Hamilelikte, hamile başladı. Doğurdu 40 günde dahil. Yoksa doğurdu 40 günde ölen değil. Mehmet öyle anladın değil mi? Doğurdu, doğurduktan sonra 40 gün içinde ölen değil. Hamile doğurdu 40 gün. Ne kadar? 10 gün. He? 10 ay o zaman. Ne yapar? 40 gün, 50 gün. He. Sonra karın sancısıyla, iç organların ağrısıyla, karın sancısı. Yani karın içerisinde böbrek de dahil. Mide değil bu karın. Yani bu iç organların sancısıyla, böbrekler vesaire, iç organların sancısıyla. Sonra gark, boğulan, tabii imanı varsa. Bir müjde de vereyim. Ben müjde derken benim değil ki söyleyeceğim. Amel şart değil, imanı varsa. Ama amelsiz iman kalır mı onu bilmem de. İmanı varsa boğulan, hark, yanan, imanı varsa, taun, salgın hastalıkları, çaresi olmayan salgın hastalıkları. Yani şimdi korona, taun ile vefat eden şehid-i manevi olduğu gibi. Mesela 2. Emir Dağı'nda 199'da söylüyor. Şey var. Barla Denizi var ya. O göl. Oradan geçerken şey olmuş. Fırtına olmuş. Batmak üzere gibi bir hale gelmişler. Ustad diyor ki denizin o dehşeti içinde kemal-i şevk ile o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyordum. Böyle kaza ile vefat eden şehit hükmünde olduğu gibi. Şehit. Demek ki salgın hastalığı, taun. Mesela diyelim ki bir hafta çekti koronadan, öldü. Şehit hiç öldüğünü bilmiyor. Siyah torbaya koyduklarını İbrahim hatırlar mı, bilir mi? Yok. Narkozu verirken, seni daha bıçakla kesmediler, narkoz verince uyudun. Seni ameliyathaneye indiriyorlar, kesiyorlar, dikiyorlar, tamir ediyorlar. Servise çıkartıyorlar, sonra uyandırıyorlar. Artık o iniş çıkış olayı hatırlıyor musun? Yok. Koronadan vefat eden siyah torbayı ve kabiri hatırlamıyor ki. Anne karnından geldi, hatırlayan var mı? Şehit gibiyiz aynı. Nerelerden geldi bilmiyorum ki. Yani oralardan nereye, ya peki aklımız orada olsaydı ne kadar sıkıntı çekerdik. 9 ay annenin karnındasın böyle. Ulan 17 gün duramıyorsun ya içeriye kapanmaktan. Ya o 9 ay orada ne yapacaktın? Şimdi biz dünyanın şehidi olduk. Anne karnındakileri bize hissettirmedi. Dünyaya geldik şehit. Ha vay be oradan geldik, iyi ki hissetmedik. Ha ahirete gidince de vay be ölümü açtık mı ya? He kıyamet kopunca ne oldu ya kıyamet? Ya biz ölmüş müyüz? Evet biz şehitmişiz. Diyecekler. Hiçbir şey anlamayacak. Hiçbir şey anlamadı. Ehl-i iman koronadan vefat eden. Ya. Mesela karın sancısı ya kanser de giriyor. Pankreas kanseri olmuş, bir şey kanseri olmuş. İç organların kanseri, çaresi yok yani. Taun ile vefat eden şehid-i manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Yeter ki ehl-i iman ol ya. Ehl-i iman oldun mu tamamdır. Nasıl olacak biliyor musun? Bilmiyorum ama herhalde öyle olacak gibi geliyor. Şöyle uyuyorsun. Tatlı bir uyku. Şey geçireniniz oldu mu hiç? Donma tehlikesi. Yolda kaldığınızda donma gibi şey yaptınız mı? Ben size anlatayım. Soğuktan donmaya doğru giden adama öyle tatlı bir uyku gelir ki anlatamam.
Onun için çak 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 vururlar uyumasın diye. Kan hareket etsin. Kışın donmada hiçbir şey anlamazsın böyle. Zannediyorsun ki taş oldu değil mi şey buzda. Vay be taş taştı ne kadar azap çekti. Hayır tam donmaya yakın öyle bir tatlı uyku geliyor ki bilemezsiniz. Acayip bir şey. Böyle. Aynı ona da benzemiyor tatlı uyku. Mesela vefat edeceği zaman şu hava var ya hava. Burası abi bakıyorsun pencere açıldı. Pencere değil orası oldu. Aa, Ustad, Zübeyir abi, Tahir abi, Sungur abiler. Allah Allah, Sait Özdemir abi. Dersler yapıyorlar. Vay be, Fesubanallah. Oradasın. Onun adı ölüm. Oradasın yani. Ya böyle olur mu ya? Aynı böyle. Ey limana böyle olacak. İnşallah teris olacağız. Abi. Evet. Abi daha önceden sen bu şey İstanbul'dan Manitra'ya giden iki abinin arabada şehit olduğu bir hikayeyi anlatmıştın. Ya. Bir anlat. Bahsedersen. Peki şöyle. Anladığım kadarıyla sonra duydum ama. Ben sonra duydum bu kazayı. Şimdi bir baktım Nur talebesi gidiyor arabayla. Nur talebesi gidiyor. Hatırladığım kadarıyla rüyayı. Ben de nasıl oluyorsa uçuyorum. Arabayı takip ediyorum. Niye o arabayı bilmiyorum. Yani şeylerden, viyadüklerden geçerken ben de arabayı takip ediyorum. Nur talebesi yanındaki Cevşen okuyor. Rahattır Emre. Cevşen okuyor. Sizin yanındaki mi? Ama... Yok, onun yanındaki. Ha. Şoför de sürüyor. Ondan sonra ben merak ediyorum. Bunlar nasıl ölecek diye. Galiba öyleydi. Bunlar vefat edecek ama öleceklerini anlamayacaklar. Nasıl olacak ya? Çok ilginç bir şey oldu. Demek ki bunları tefekkür ederken gördüm. Şimdi araba gidiyor. Ben de takip ediyorum. Tam tünele girecekler. Önünde tır var. Şoför uyuyor. Bu da Cevşen okuyor. Bir baktım uyudu. Nurcuların ekseri %90'ı trafik kazasıyla gidiyor. Ondan sonra şimdi dedim tır var böyle tır. Tırın arkasında da uzun demirler çıkmış. Böyle kalın. Tam oraya giriyor. Arabanın önüne giriyor. Bu iki Nurcu daha araba kaza yapmadı. Bu müjde size söylüyorum. Paramparça oldu, canı çıktı diyeceksin değil mi? Araba daha kaza yapmadı, gitmedi. Araba. Baktım tıra az kaldı. Fakat tır da şeye gidiyor, tünele. O da kabir. Tır tünele giriyor. Kabire giriyor. He tamam mı? Tünel. Tam bir tünel. Ben de ondan sonra takip edemeyeceğim zaten. Ben havadan takip ediyorum ama tünelden sonra daha takip edemeyecekmişim. Tam tünelin kamyon, tır girmiş. Ama kıçı arkada. O kadar. Tam bizim Nurcu kardeşler tırın altına girecek. Daha Mehmet girmedi ha. Hop. Şu iki Nurcu Cevşen okuyor. O da araba tak şeye geçtiler. Tünelin üstüne oturdular. Bedenlerinden kaza olmadan önce ruhları çıktı. Ve kaza kargaz ölmüş beden kaza olmuş. Anladınız mı? Yani kazadan ruhu çıkmadı. Kazadan önce ruhunun çıktığını gördüm. Yani bu adamlar çıktı bedenlerinden. Gittiler o tepeye oturdular. Sonra baktım kaza girdi ve vücut parçalandı. Ama vücutta değil idiler. Sonra işte Mevlüt'e giderken sonra duyduk ki iki tane Nurcu kardeş trafik böyle aynı böyle ona benzer bir kaza olmuş. Böyle. Aynı böyle olmuş.
Yani burada bir rüya şey değil. Arkadaşlar olmadan önce Allah onu şey yapıyor, alıyor. Mesela ağaçtan düşen düşmeyi hiç hatırlamaz. Allah şuurunu alıyor ki azap olmasın. Mesela uçaktan düşen, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüksekten düşüp ölen diyor, şehittir diyor. Ama iman şart tabii hepsinde. Peki yere çakılıp da o parçalandıktan sonra mı ölüyorlar? Hayır. Önceden ödü patlıyor gidiyor. Bak şimdi Allahu Alem, o araba daha girmeden, anlıyor musunuz burayı, inceliği? Araba daha kaza yapmadan ruhları çekip gidiyor. Ondan sonra ruh parçalanıyor. Ruh diyorum, beden parçalanıyor. Yani Allah işin başında mı? Daha endişe etme. İyi olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama hepimizin ölümü bir şekilde olacak. Ama nasıl olacak? Ben, Allah bizi bırakmayacak. Bizi bırakmayacak. İşin başında o zaten. Nasıl ki Azrail Aleyhisselam'ın işin başında koronayı, kanseri, şunu bunu vesile etmiş. Aslında alan kim? Alan kim? Cenab-ı Hak. Aslında Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam da perde. Allah alıyor. İşin başında Allah var. Kanser, korona değil yani. Yani ama itiraz olmasın diye neyle öldü? Kanserle, koronayla, kalp kriziyle. Tamam mı? Oysa Azrail Aleyhisselam'la bizim aramıza bunu koymuş. Azrail Aleyhisselam'a bu perde olduğu gibi Azrail Aleyhisselam da perde. Onun için daha vücut ölmeden önce çekip gideceksin doktor. Ondan sonra vücut ona maruz olacak. Onu da bu koyacaklar. Nereye koy? Ne bileyim, aşağıda ameliyathaneler aşağıda olur. İğneyi vurduktan sonra, ben uyuşturduktan sonra kaçıncı kata indirirsen indir de benim için önemli mi? Zemin bir, zemin iki önemli mi ya? Ya Allah bizi imanla, Kur'an'la kendisine muhatap kul olarak alsın canımızı. Teris etsin inşallah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet etsin. Ustadımıza talebe eylesin. Risale-i Nur'a bizi talebe eylesin. Gerisi kolay. Sadık olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi ucuza, basite, çabuk terk etmeyeceğiz. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Ne kadar kusur dahi görsek, duysak sakın bırakmayacaksın. Ne kusur görürseniz görün sakın birbirinizi bırakmayın. Beşeriyetidir. Üç şahsiyet var ya. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazifedarlığı. Vazifedarlığı kutsidir. Hangi günahlar da gözünle dahi görsen bırakmayacaksın. Terk etme. Yapamıyorsan, gurur, bir nefis bırakmıyorsa bari içinde adavet, nefret olmasın. Adavete adavet etmek, nefrete nefret etmek, kine kin etmek, tamam mı? O şey, duyguya öyle mukabele etmek. Birbirimizi Allah için sevdik mi, gerisi kolay. Ne tenkit ederlerse etsinler, ben örnek için söylüyorum. Bak, bana küfreden de var, takdir eden de var. Her türlü şey, hepsini hakkımı helal ettim. Şahsı, zatıma taluk eden her şeyi, şahsıma ait. Her şeyime feda. Ama benim şahsımda, davama, elimdeki hakikate hücum ediyorsa, küfür ediyorsa, o azizi cebbara ait. Ama hiç meşgul olma. Hiç meşgul olma. Herkes kendi boş sayfasını yazıyor. Halid bin Velid radiyallahu anh'ın sözüdür. Herkes kendi boş sayfasını yazıyor. Okuyayım. Ez cümle karın sancısı, yani içsel organ, kanser bunun içindedir. Gark, hark, taun ile vefat eden şehid-i manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Ya kardeşim, hayat orası ya. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan mufarakatı tahfif eder, bazen de sevdirir. Mesela ben bu korona vasıtasıyla çok kişiden duydum. Ya abi dedi, veya Hasan kardeş dedi geçen. Ya bıktım dedi ya, içeri gir bilmem ya, gelirse ya, ölsek de kurtarsak ya. Bu ne ya dedi ya, dünya artık dedi, bu çileyi kaldırmaz dedi falan. Hakikaten ölüm isteyecek bir hale geldi. Hadis var biliyor musun? Sonra onu söyledim.
Ra şaşırdı. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Bilman hadis. Toprağın altındakilere, toprağın üstündekiler özenecekler. Ne mutlu sizlere ki bu acıyı görmeden gitmişsiniz. Ha? O esas da Betularz, o Yecüc Mecüc tane şeyler var. Yecüc Mecüc ahlakta diyor. Ama bu önümüzdeki günlerde bahar var, bahar. Bahar var. Kıyamete 2 saat dahi kalsa diyor Allah Resulü, Allah Mehdi'sini gönderecektir. Hiç endişeniz olmasın. Demek ki hastalık biraz da böyle dünyanın böyle sıkıntısından dünya aşkını koparıyor. Şimdi ölseniz acı olur İbrahim. Çünkü niye? Dünyaya şiddetli bağlıyız. Merak etme, ölüme yakın nur talebelerin dünyaya alakaları azalıyor. Hatta kalmıyor gibi, ya gitsek de gitsek ya. Aşk uyanıyor. Nerede söylüyor? 17. sözde bulmakta bir şey söylüyor. 17. sözde. Ana karşı bir istiyak, bir meyil. Meyil 17. sözde anlatıyor. Evet. Bir de mektubatta, nasıl diyor ölüm nimettir. Şefk engiz bir halet uyandırıyor. Hele 17. söz. Yani oraya karşı insan böyle meyil oluyor, güzel, orayı güzel görmeye çalışıyor, şey görüyor. Kendi gayri ihtiyarı dışında duyguları orayı sevmeye başlıyor. Her an gitmek istiyor. Böyle bir haletler oluyor. Şimdi burada kesiyorum inşallah. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Böyle bir haletleri Allah bize nasip eylesin. Bizi ölümü hissettirmesin. Ya Rab, yani bir Laz'ın dediği gibi, ya Rab ben cehennemde yapamam biliyorsun demiş ya, hakikaten. Biz yapamayız yani. Ölmek de ölemeyiz Allah'ım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi. Biz ölmek de ölemeyiz. Kaldıramıyoruz Allah'ım. Bizi teris et ya Rabbel Alemin. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hatırına, 124 bin peygamberin hatırına, Kur'an'ın hürmetine, 124 milyon evliyanın hatırına Allah'ım bizi teris eyle. Bizi öldürme ya Rabbi. Bizi şehit ederek teris et ya Rabbi. Hissettirme ya Rabbi. Allah'ım bunu bana söylettiren Esma'ndır. Bu Esma'nın hatırına istiyoruz. Bize nasip eyle. Ya Rab bu duayı ettiren, bu haleti bana veren Esma'dır. Bu Esma ile bu Esma'yı şefaatçi yapıp ey bu Esma'nın sahibi olan Rabbi Zülcelal, Kadir-i Zülcelal, Rahman'ın Rahim olan Rabbul Alemin ve Rabbim. Allah'ım bana bunu söylettiren Esma'nın hürmetine bizi teris eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum enin hamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahman ve Malikum edine ya keremine. Amin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Bahtiyar insanlar be. Seçilmiş insanlar. Risale-i Nur talebeleri. Çok şükür. İyi ki var. Hasan Hocam. Efendim Ayhan. Şimdi burada sunumunuz bittiği için bir şey mi olacak da geçmiş derslerde dediniz ya insan insan olunduğu şeyde kalkmasını istemez. Hani çünkü o, ben o çünkü musibete alışkınım. Kalktığı zaman yeni bir şeyle insan olacağım, hazırlıksız olacak. Öyle bir şeyiniz olmuştu konuşmanızda. Peki şimdi bu sabır içinde şükretmek de o söylediğim mevzuyu nasıl bağlantı kuracağım ben? Şimdi bir musibet var, bir Ayşe sıkıntı çekiyor veya bir hastalık var. Bunun kalkmasını istemeyeceğim çünkü hazırlıklıyım, ona karşı bir çare bulmuşum, bulmaya çalışıyorum. Cenab-ı Allah'ın anlamıyorsa başka bir şeye acımlı şekilde yakalanacağım. O tamam, o kafama yattı. Peki burada sabır içinde şükretmekle onu nasıl şey yapacağım, birbirine bağlaştıracağım? Şimdi hadis-i şerifte ile hemen başlayayım buna. Niçin bizde şiddetlenir bu? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir mana naklediyorum. Kul diyor bir şeyle imtihan oluyor. Onun kalkmasıyla uğraşırsa bu imtihanı devam eder. Ona razı gelirse imtihan olmaktan çıkar. O kalkar başka bir şey gelir. Anladın mı? Bak şimdi. Mesela mücadele ediyorsun. Ya bu nasıl oluyor falan. Ha demek senin imtihanın o daha.
sen ona razı geldin mi imtihanlıktan çıkıyor. Mesela 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreş çıkartmazlar. Şimdi bir şey niye imtihandır? Razı olmadığımız için. Onunla direniyoruz. O imtihan oldu. Mesela bir misal vereyim buna ait. Ayhan onu söyledi. Yanıma birisi gelmişti Zeytinburnu'nda, dershanede. Eşiyle sıkıntısı vardı. Dinledim, 21 dakika dinledim. Belçika'dan geldiği için. Sonra ona dedim ki, sen çare şu, sen insan sevmiyorsun. Adalet yapıyorsun. Neyse. Sonra dedim ki, yani bana dedi ki, hocam dua et, bu imtihanım kalksın. Kardeşim isteme. Kaç seneden beri böylesiniz? Bilmem birkaç sene söyledim. Bak buna biraz alıştın. Şimdi bir insan, bir sporcu, bir iş belirli bir seviyeden yapıyorsan daha düşük eforla bir hizmet, spor olmaz. Mesela şöyle diyeyim. 5 derece sıkıntıyla imtihan olan bir insanın kazandığı seviyeyi 3'e düşürürseniz o imtihan değil o. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Eğer eşinle imtihan olma kalkarsa bu sefer sağlık kanserli olacaksın. Veya ekonomiyle olacaksın. Buna biraz alıştın. Dokunma da. Bu dursun. Bu kalkarsa bundan daha düşük bir şiddetle bir imtihan olmayacaksın. Ha, sabır içinde şükretmek bunu diyor. Ha, o zaman diyeceksin ki ya Rabbi çok şükür. Çok şükür. Mesela herkesin bir derdi var. Derdi olmayan insan değil zaten. Alem İslam'ın derdini dert edilmeyen insan mıdır? Herkesin bir derdi var. Çay da hazırmış. He. Şimdi herkesin bir derdi var. Ama bu derde razı oldun mu dertlilikten çıkıyor bu. Sabır için şükrediyorsun. Bu sefer oradaki o haletle ya mesela bu kardeşlerimiz bir derdi var dedim. Sizin o derdinizi başka bir Müslümana derman gibi biliyor musunuz? Hiçbir şey değil senin derdin. Bu haletle eğer şükredersek sabır, biz sabır ve şükürle mükellefiz. Ondan sonra ne olur? O imtihandan razı olursak imtihanlıktan çıkıyor. Ayhan diyor ki razı gelmeyeyim mi? Razı gel. Sabit olma. Razı gel bu kalksın. Kalkınca biraz da ağır bir şey gelecek. Ağır gelince istidadın gelir. Tamam. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Hasan Atıf abi. Hayırlı geceler. Büyük mücahitlerin üstadı, efelerin hakiki bir nasihi ve Risale-i Nur'un halis munis bir şakirdi olan... Hizli söyle. Hasan A... Şey gelmedi. Bir Risale-i Nur'un halis munis bir şakirdi olan Hasan Atıf kardeş, mücahitlerin üstadı diyor. Bu Hasan Atıf abi iki sene İzmir'de... Çayda sor, tamam. İzmir'de kalmış, çok hastalık çekmiş bu. Tamam, o çok nümenesi çok. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Abi 25 yıldır spor yapıyorum. Bu kadar sporu güzel anlatabilen birini görmedim. Estağfurullah. Vallahi müthiş anlattı sporu abi. Her gece çocukları Avrupa şampiyonasına hazırlıyoruz. Düşünsene bir daha Avrupa'daki bir hafta yani yeni il maçına dönersem o çocuk biter yani hayati hayal. Biter. Abi. Biter. Yani 5 evet, derece. Abi. Hatta şöyle Naci'm, sevgili kardeşlerim. Mesela adam bir günah yapıyor. Mesela bir fiil günah yapıyor. Onun filmini seyretmesi ona gayet normal. Zaten 8 derece günah işleyenin diyelim günah derecesi. 5 derece günah ona mubah gelir. Sporda da öyle. Hastalıkta da öyle. Mesela alem-i İslam'ın derdini dert edinen bir insanın korona dert mi olur ona? Korona ona dert olur mu? Alem-i İslam'ın derdini insanların imanını nasıl kurtaracağım, nasıl kurtulacaklar bu insan? Düşünen bir insanın korona gibi bir derdi olur mu? Yani benim şu anda derdim şu Arnavutluk şeydeki merkezi dershanemizin temeli ne zaman atılacak? Yani bu yağmurlardan kayıyor da şey yapamıyoruz öyle. Temeli onunla şimdi o merkez hayal ediyorum. Böyle bir yer oluyor böyle... Dima dersleri olacak, vakıfları da kalma imkanları olacak, bölük pölçük olmayacak. Onu düşün, koronayı hatırına mı geliyor ya?
Ya insanlar cahil cahil imansızlık giderken korona ile ben ne yapacağım? Ya bizi zaten kendini düşünecek zamanımız mı var? Burada keselim. Yarın buluşmak üzere inşallah. Selamun aleyküm.